Değerli arkadaşlar karşınıza Moi3 ile çıkıyorum. Moi3 boyutlu modelleme çizim programı arkadaşlar. Rhino'yu bilenler elbette olacaktır. Rhino'nun yaratıcısı olan Michael Gibson tarafından Moi3 tasarlandı. E Michael tabii ki çok zeki bir insan. Rhino'yu yüksek bedellerle satışa çıkarttıktan sonra istese hiçbir şekilde bu dünyada başka bir şey yapmadan kendisini geçindirebilirdi. Hatta tonu da bu şekilde geçinebilirdi. Ancak duramadı ve içerisindeki ki bu yaratıcılık insanlara daha iyi, daha rahat nasıl modelleme yaptırabileceğini düşündü ve Mo3 ile karşınıza çıktı. Mo3 de yeni çıkan bir yazılım değil. Ancak dediğim gibi yurt dışında kullanılıyor. Türkiye'de çok fazla bilinmiyor. Ben de sizlere Mo3 tanıtmak istedim. Çok basit bir arayüzü var. Bir şeyi modellemek son derece hızlı ve kolay eğer printer'la çalışıyorsanız, eğer surface yüzey çalışıyorsanız, eğer eğrilerle çalışıyorsanız size Moi kesinlikle tavsiye ederim. Rhino'yu kullananların hemen hemen hepsine ben zaten e, Moi 3 dyi tavsiye ederim. Çünkü Moi hem ücret anlamında çok 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 daha makul fiyatlarda ve aynı zamanda da arayüzü, kullanışlığı, esnekliği, e, arayüzündeki hemen hemen her şey kendinize göre kişiselleştirilebilir olması çok büyük avantajlar arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte çok basit bir modelleme yapalım. Gördüğünüz gibi burada bütün çizim komutlarını görebilirsiniz. Burada katılama Komutlarını hızlıca e, katalamak için kullanabileceğiniz komutları görebilirsiniz. Şuradaki bakın bütün e, arayüzü kendiniz de gezebilirsiniz arkadaşlar. Zaten Mo3D'nin Mo3D.org olarak bir Türkiye web sayfası da var. Oradan da yine demo sürümlerini indirip inceleyebilirsiniz. Hemen hızlıca bir dikdörtgen çiziyoruz. Ölçüleri çok önemli değil. 65'e 25'lik bir dikdörtgen. Geldim bunu seçtikten sonra klavyeden E tuşuyla bakın eksüzyon yapabiliyorsunuz. Yüksekliği de 45 mm olsun. Devasa bir kutu yaptık gördüğünüz gibi. Hemen bunun ön yüzeyine C basarak bir daire çiziyorum bakın. Geldim şu benim için yeterli rastgele çizim yapıyorum zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan 3 görünüş ve izometrik görünüşü zaten ana ekrandan görebiliyorsunuz. Ancak eğer buna alışkın değilseniz tabii ki izometrik şekilde çizim yapabilirsiniz. Bakın mouse'un sağ tuşuna bas tutarak çevirebiliyorsunuz. Üstten görünüş, önden görünüş ve sağdan görünüşten de dilerseniz tek tek bakıp çizim yapabilirsiniz. Ancak ben bütün hepsini görmek istiyorum. Daha fazla hakim olabileyim diye. Bunu seçtikten sonra dilerseniz hemen... Bunu sağ tarafa doğru bir aynalayalım. Gördüğünüz gibi kasıntılı bir durum değil. Hemen tak aynalayabiliyorsunuz. Hemen katlayabiliyorsunuz, Hemen kesebiliyorsunuz. Çok hızlı bir yazılım. Hemen sağ tarafa doğru aynaladığımı gördünüz. İsterseniz bunun içini boşaltalım. Daha tatlı bir şey olsun. Geldim şurayı seçiyorum. Yani shell yapacağız aslında bakarsanız. Hemen burada bakın shell komutunu görebilirsiniz. Geldim 1 milimetrelik bir et kalınlığı verdim. Bakın duvar verdi. Şöyle alttan da bakabilirsiniz. Bu iki daire arasında bir isterseniz yay çizmiş olalım. Geldim arka görüyorsunuz. 3 noktayla yay. Bunun merkezinden bunun merkezine şöyle hayali bir yay oturtturuyorum. Ve bu daireyi şu yay etrafı boyunca çoğaltmış olalım. Tabii ki geldim transforma ay ve eğri boyunca dedim. Bunu sağ tuş şu eğri boyunca çoğalt. Kaç tane çoğaltsın? Benim için 6 adet çoğaltması yeterlidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen hızlıca bunu yapmış oldu. Bu daireleri hemen patlatmış olalım. Klavye'den X tuşuyla patlatma, bundan sağ tuş onaylama. Bakın şuradaki eğrileri seçiyorum. Şunu iptal edebiliriz ve down tuşuna bastığımda ne oldu? Olduğu gibi kesip attı arkadaşlar. Yine bunlar saniyelik işler. Bu çirkin kutumuzu biraz daha bir form verelim. Örneğin şuradaki çizgi yukarı doğru taşıyarak e, ofsetleyerek bir iki daha işlem yapmış olalım. Geldim bunu. Yukarı doğru ofsetliyorum. Şuraya bir yer offsetlemiş olalım. Üstten kesip bir radüste bir alan verelim. Tabii şunları da uzatmış olmamız lazım. Şöyle uzatacağız. E, uzatmak için yine edit'e geliyorum ve extend, klasik extend bunu şu duvara kadar uzatacağız arkadaşlar. Aynı hareketi tekrardan yapıyorum. Extend bu çizgiyi uzat ve tabii ki şu çizgiye kadar uzat. Gördüğünüz gibi bir yay elde etmiş oldu. Hemen ne yapalım? Bundaki Selim klavyeden X tuşuna bastım. Bundan şuradaki çizgi hattı boyunca ayır. Bakın ne yaptı? Buradaki komple dikdörtgen olarak görmüş olduğunuz formu şu eğri boyunca kesti attı. Bakın iki form oluştu. Şimdi dilerseniz bunu seçtikten sonra x ile kaldırıp atabilirsiniz. Fera değil. Şeklimiz artık bir şeylere benzemeye başladı. Hemen yine bunu da aşağı doğru bir offsetleme yapmış olalım. Geliyorum yine offset komutundayım. Bunu seçiyorum. Sağ tuş aşağı doğru bir yere örneğin. Şöylece bir yere bunu ötelemiş oldum. Düz çizgilerle, klavyeden layla bunu yapabiliyorum. Geldim buraları seçtim. Bu arada offset'i de yine klavyeden kısa bir kısa bir e, komut şeklinde de atayabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok hızlı işlemler yapabiliyorsunuz. Moi çok enteresan bir yazılım. E, Sonetic Solidworks, NX, Katya e, çoğu e, yazılımı kullanan bir insan olarak diyorum. Bu kadar hızlı işlem yaptığımı gerçekten hatırlamıyorum. Bu sefer de şu hat boyunca ayırmak istiyorum. Aşağı doğru. Aslına bakarsanız şöyle yapalım. Bu üst tarafı da bu alt tarafı birbirine kenetlenen bir parça olarak tasarlayalım isterseniz. Tamam. Dolayısıyla buraya iki adet birbirine geçmeli bir parça çizmiş olacağız. Yani geldim yine bir dikdörtgen çiziyorum. Bu sefer merkezinden çizelim. Tamam şu merkezden olsun. Şöyle bir Bakın daire dikdörtgen çizdim. Bunu da gelip isterseniz hemen diğer tarafa aynalayalım. Hiç fena olmadı. Şöyle bir bakın. Bence hiç fena değil. Şimdi dilerseniz bunu da diğer tarafa aynalamış olalım. Geldim bunu seçiyorum. Mirror'la nereye? Diğer tarafa bakın. Görünüşleri kullanmak ne kadar rahatlık veriyor. Geldim seçtim. Bakın olduğu gibi diğer tarafa attı. Yani ben şunu yapmak istiyorum. Burada ve şurada bunları kenetlemek istiyorum. Yani gelecek alt tarafa bu üst taraf tak diye geçmiş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla şurayla da işim yok. Bir arkada bir önde geçme yeri ayarlamış oldum. Hemen isterseniz şu üst parça alt parça hızlıca ayırabiliriz. Yine klavyeden X tuşuna bastım. Bundan şu hat boyunca bu parçayı ayır. Bakın ne yaptı? alt tarafa ayrı, üst tarafa ayrı oldu. Hatta bunu seçip move komutuyla bakın ne yapabiliyorsunuz? Şöyle ayırabiliyorsunuz bakın. Ctrl Z ile bir geri alalım. Çünkü birazcık daha işimiz var. Şu parça buna girsin istiyorum. Dolayısıyla şurada bir çeltik olsun. Geldim bunu seçtikten sonra klavyeden E tuşuyla eksizyon yapıyorum. Geldim buraya kadar olsun. Aynı hareketi arka tarafı da yapacağım. Geldim yine bunu seçtim. E ile yine bunu da buraya kadar yapıyorum. Bakın görünüşleri kullanmak ne kadar pratik. Şimdi yapmak istediğim şey bu parçayla şu sonradan yapmış olduğum ve şuradaki yapmış olduğum şu küçük çeltikleri ne yapalım? Gelin birleştirelim. Bakın ne oldu? tek bir form vermiş oldunuz. İsterseniz tekrardan move'la bunu aşağıya alalım ve görün. Hiç fena değil. Tabii ki burada atlamamamız gereken yer buradaki chart yaptık ama bu sonuçta buna kenetlenecek yani girecek. Dolayısıyla burayı bizim şu çeltik kadar kesip atmamız gerekecek. Daha sonra hemen bir geri alalım eski haline. Bunu yapmamız da çok basit. Hemen geliyorum diyorum ki sen bundan sağ tuş onaylamak. Bunu yine sağ tuş ayır. Bakın ne oldu? Bundan bunu ayırmış oldu arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir bakalım isterseniz. Bunu seçtikten sonra yine aşağı doğru şöyle hareket edelim. Bakın ne oldu? Bundan bunu ayırmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu. Artık elimizde dişili erkekli iki parça oluşturmuş olduk. Hatta gelin bunları da şöyle bir seçelim. Son bir halini vermiş olalım arkadaşlar. Bakın arkadaki iki tırnağı da seçiyorum ve yine bunları birleştiriyoruz. Çok güzel bakın tek bir form elde etmiş olduk. Aşağıdakisi de ayrı bir form. Şimdi eski haline bunu getirelim. Geldim Muğla taşım klavyeden direkt M tuşu tüketten alışkın oldunuz. Dilerseniz siz buna C de koyabilirsiniz, A da koyabilirsiniz. Mui her şeyi imkan sağlıyor arkadaşlar. Gelin şuranın üstünde hatta kapatalım bir yüzey tasarımıyla Geldim. Burayı seçiyorum klavyedeki tuşuyla. Gel bunu şuraya kadar kapat. Böyle bir tasarımı 5 dakikada tasarlayıp hemen printerdan bastırabilirsiniz ya da bildiğiniz kalıp tasarımları yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit, ucuz, kullanışlı bir yazılım. Hatta yapmışken gelin bunların da step formatında bir çıktı alalım. Hatta aşağı doğru gelsin. Bunu şu şekilde taşımış olalım buraya. Şunları da birleştirmiş olalım. Süper bir iş yaptık. 1, 2, 3 ayrı parça söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken 3 ayrı step formatında bir çıktı alalım. Hatta almadan önce bakın burayı daha biraz daha renkle, renkleştirelim. Gelin ne yapalım? Sadece surface ve solidleri görelim. O çizgileri görmemiş olalım. Şuradakini kırmızı yapabiliriz örneğin. Ya da dilediğiniz renkte elbette ki yapabiliyorsunuz. Bakın hangi rengi istiyorsunuz hangi renk kodunu istiyorsunuz gelip Elbette ki buradan bunları seçmeniz mümkün arkadaşlar Örneğin biz şöyle bir renk alalım bakın artık bu burada geldi bunu seçtikten sonra gördüğünüz gibi yeşil yapabiliyorsunuz Sadece üç boyutlu bir şekilde görelim ve hatta şunu da kapatalım hiç fena değil Şimdi gelin tek tek steplerini alalım geldim bunu seçtikten sonra export diyorum ve masa üstüne bir yere sen bunu gel step formatında al ya da dilediğiniz formatta bakın saat iges ai pdf dxf Hangi formatı istiyorsanız elbette ki bunu STL formatı tabii ki. Hangi formatta istiyorsanız bunu alabiliyorsunuz. Ben dilerseniz bunu MOI bir adıyla kaydedeyim. Yine bunu seçelim. Sadece bunu seçelim. Export diyoruz ve MOI 2 diyelim ve bunu da step formatında yine kaydedelim. Bu sefer aşağıdakini alıyorum export diyoruz yine step formatında moi 3 diyelim ve yine kaydedelim. Şimdi gelin SolidWorks'te bu yapmış olduğumuz çizimleri açmaya çalışalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi karşımıza geldi arkadaşlar. Şöyle bir çevirelim. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Hatta şöyle siz görünümü daha rahat anlayın diye değiştirin. Bakın. Emrinize amade. Çok iyi. Hatta gelin diğerini de açıp bakalım. Çok iyi. Bakın yeşil yapmıştık hatırlıyor musunuz? Hatta şu yüzeyimizi de alalım. Alın SolidWorks'te istediğinizi yapın. Karşınızda güzel bir yüzey. Evet, netice olarak Moment of Inspiration yani Moi 3D'yi size kesinlikle öneririm arkadaşlar. E, arayüzü, kullanışlılığı, ücreti standart bir yazılımın gerçekten de çok ötesinde. Offline çalışıyor. Artık günümüzde çoğu yazılım online çalışmaya başladı. E, bunun muadili bir Fusion 360 var. Fusion 360 direkt olarak zaten Cloud sistemle çalışıyor. Ancak Moment of Inspiration öyle bir niyeti yok. Direkt olarak offline çalışıyor. Zaten lisanslamasından tutun da bütün güncellemesi her şey zaten tamamen offline modda oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir defaya mahsus genel ödemenizi yapıyorsunuz. Bir daha da sizden bir ücret talep etmiyor. Tabii ki yeni sürümleri çıktığında yükseltmek istiyorsanız elbette ki o bambaşka bir durum söz konusu. Ancak moment of inspiration'ın ana mantığı sizin basit hızlı nasıl tasarım yapabilirsiniz? Nasıl hayalleriniz gerçeğe çizebilirsiniz? Bir kağıda değil de bilgisayarda bunu nasıl hemen kaba taslak ya da bizzat üretime verecek şekilde çizersiniz. Bunun telaşında Michael Gibson çok güzel iş çıkarmışsın dostum. Biliyorum Türkçen yok. Biliyorum bunları belki de izlemeyeceksin ama ben sana buradan Türkiye'den gerçekten sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Türkiye'de de mo 3 dorgdan resmi web sayfasıdır. Türkiye resmi web sayfası. Kendilerini inceleyebilirsiniz, yazabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz, demo sürümünü indirebilirsiniz. Hatta bu yazının hemen altında ben sizin indirebileceğiniz linki de vereceğim. Oradan dilediğinizi sorabilirsiniz. Zaten orada genç bir ekip var. Hemen herkes de yardımcı oluyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.